O gün bunu başarmış olsaydık, bugün 40 yıl geçmiş oluyor, inanın. Bence en az 10 modelimiz daha olurdu. ...1980'de... Koç Arge, yani Koç Müzesi'nin de olduğu o bina boyutunda bir Arge'si ve ben de stajımı orada yapmıştım. O zaman bizim amirimiz Jean Naum'du. O Arge'de çok kişinin, çok yöneticinin bilmediği, duymadığı Çağdaş isimli bir böyle spor tip sayılacak bir model araç üretildi. Modeli yapıldı daha doğrusu. Ben de ucundan biraz o zaman ilgilenmiştim konuyla. Bir tane araç yapılarak, yanılmıyorsam bizim akademide sergilenmişti. O gün bu araç, daha sonra fotoğrafları da baktığınızda spor. Yani o eski Fransızların o tip araçları vardı. Tabii dönemle de ilgili bunlar. Şimdi aynı aracı biz şimdi bugün yapmazdık mutlaka. Daha farklı teknolojiler var çünkü. Modeller, anlayışlar oluştu. Ama o gün öyleydi. Ve bence tam bir aile aracıydı. Alım olarak da bir olağanüstülüğü yoktu. Zaten Koç grubu o zaman için Anadolu vesaire vesaire gruplar üretiyordu. Neredeyse el yordamıyla, yani yapım adına bunu söylüyorum, becerebildiğimiz bir sonuç üründü. Evet, o gün bir Anadolu motordu, yani Ford motordu belki ama bunu biz aşabilirdik. Çünkü gerçekten bizim ustalarımız, dedim ya, çok yetenekliydi. Türkiye o dönemde belli şeyleri aşıyorken bir anda bir sanki el uzandı, bıçak gibi durdurdu. Koç Holding Araştırma Geliştirme Merkezi. Çağdaş zaten ana tema. Çağdaş'ın dizaynı. Yani burada da ifade edildiği gibi Çağdaş yeni bir Anadolu'dur diyor. Yani Anadolu herkesin orada tattığı bir meseleydi. Dış kabuğu işte cam takviyeli plastik. Tabii bu aslında hala bence kullanılması gereken bir konu. Yani konuyu da dağıtmak istemiyorum ama bugün toryum ve bor gibi malzemeler, özellikle bor madeninde bu yapılanmalara çok rahatlıkla girip çıkılabilir. Yani genel olarak böyle tasarım olarak da baktığımızda bu Citroen'in biraz daha böyle farklı bir boyutu gibi. O gün de öyle düşünmüştük. Öyle bir havası var. Ama tabii o günkü koşullar için son derece modern, güzel bir görüntüydü. Özellikle bir aile arabası demiştim daha önce. Arkadan açılabilir. İşte rahatlıkla bir 4-5 kişi bununla seyahat edebilir. Tabii hafifti, neden? Dış kabuğu cam takviyeli plastik olduğu için maliyeti de ona göre düşüyordu filan. Kaza olduğunda hemen değiştirme şansınız oluyor. Boyama şansınız daha kolay oluyor. Yapım yöntemleri adına söylüyorum. Yani keşke bu ürün o gün piyasalara çıkabilseydi. Keşke o vizeyi birilerinden alabilmiş olsaydık. Yapıldı. Ben de ona şahit oldum. O konuda daha önce de belirtmiştim. Jean Naum yetkili kişiydi, idari yetkiliydi. Ve işte darbe olduğunda da ne yazık ki araç bir anda iptale dönüştü. Ve ben de oğlum, 1985 doğumlu, ben yedek subaylığımı, askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. 83-85 yıllarında. Çağdaş da orada doğdu. Onun anısına, bendeki anısına, evet, algısına Çağdaş'a o ismi koyduk eşimle beraber. Çağdaş da bunu aldı, götürdü. İlkokul, işte ortaokul, lisede burada birincilikle bitirdi. Sonra Boğaziçi'ne girdi.
Orada siyaset bilimini bitirdi. Aslında bütün okullardan burs aldı. Yani alma şansı doğdu. Ama o Boğaziçi'ni seçti. Şimdi tabii Çağdaş bir vurgu, bir hani gönül arzu ederdi tabii ki. Hayata geçsin. Çok önemliydi. Ama o günkü koşullar, konjonktür diyorlar ya, herhalde uygun değildi. Bunu önünü kapadılar. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın? Selamlar. Herkes iyi mi? Herkes iyi. Görebiliyorsun sanırım. Bugün misafirlerimizin Lüleburgaz'da olma sebebi malum. Çağdaş Araba'dan Çağdaş Oğlum'a geçiş denilebilir. Bu tabii her ikisi de hoş. Yani birisi Türkiye adına bir anlamda kayıptı ama sen tabii dünya adına bir çözüm olma yolunda ilerliyorsun. Türkiye'de heyecan veren son bu otomobil tasarım hamlesi her ne kadar eksik gedik olsa bile güzel bir aşama. Önemli olan bir başlangıç ve topluma tabii doğru olmak temelinde güzel mesajlar verme sebebi yaratmak. İşte Çağdaş'ta böyle bir heyecanın o günkü başlangıcıydı. Dediğim gibi iptal olması benim hayat bakışımı ortadan kaldırmadı. Senin gibi bir oğlum oldu ve doğal olarak o gün de bugün de önemli olan bu isim anlam kazandı. Ve de dediğim gibi şimdi sen uzaklarda Kanada gibi bir yerde eğitimini tamamlamaya çalışıyorsun ve oradan dünyaya Çağdaş olmanın anlamını yaymaya çalışıyorsun. Bu konuda senin de düşüncelerini, bunu algıladığındaki heyecanını ya da o günkü düşünceni de almak isteriz. Projenin ismine sahip olmaktan ziyade bence o projeye isim verenlerle aynı vizyonda olmaktan dolayı bir heyecan ve orada vizyona ortak olma meselesi önemli. Biraz oradan bakmak, yani sebep-sonuç ilişkisini tersten kurmak güzel olabilir. Çünkü bir ürüne ya da bir kişiye de Çağdaş ismi veriliyorsa bunun bir amacı vardır. Orada bir çağ uyma, bunun önemli olduğunu hissetme ve görmeyle alakalı bir vizyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki buna cevap veren bir yetişme biçimi ve tabii ki şartların da getirilmesiyle birlikte bazı şeyleri burada bir gerçeklik ortaya çıkıyor ve bu gerçekliğin ismi çağı yakalamak veya yakalamamak oluyor. Ben biraz böyle bakıyorum. Senin bunları anlayışla kavramış olman zaten Çağdaş olmanın gereğiydi. Tam da tasarladığım gibi oldu. Daha doğrusu olduğunu görmek beni mutlu etti. Oğlum öpüyorum. Son söyleyeceğim birkaç şey varsa onları alalım. Önemli olan... Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böyle bir fikri ortaya çıkardıkları için. Umuyorum daha çok insana ulaşır, değer. Dediğim gibi bu sadece araba meselesi değil. Bu bir vizyon. Bu vizyonu paylaşan daha çok insan olmasını diliyorum ben. Öpüyorum. Cansu'ya çok selamlar. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Doğru teknik bağlamlar temelinde sonuca ulaştığı takdirde çok gencin ya da işte belli yaşa varmış kişilerin geleceğe yönelik etkisi olacağını düşünüyorum.